Simülasyon oyunları dünyası SimuliWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Termas'tayız ve bayağı sağanak yağmurda bir yolculuk yapacağız. 1 Nisan'ı seçtim. Yağmuru da seçtim çünkü bu sileceğimi vesaire kullanmak istiyorum. Biliyorsunuz kollar almıştım direksiyonumun yanlarına. Bilmiyorsanız da yukarıdaki kartlarda bulabilirsiniz. Bu arada oyunda şöyle bir özellik var. Bakın direksiyonu sağ sol yaptığımızda adam yürüyor. Yani ben bunu ilk keşfettiğimde çok saçmalamıştım. Şöyle bir dakika içeriye gireyim. Kapıları bir kapatalım. En azından ses biraz azalsın. Beni duyabilin yani. Ben bile kendimi duyamıyorum. Çünkü araçtan iniyordum. Araçtan indiğim halde hani direksiyon biraz böyle sola dönük kaldıysa adam kendi kendine gidiyordu. Ben onu çözene kadar bayağı bir zaman geçti. Hotel Panorama'ya gideceğiz. Erfurt'a gideceğiz. Birkaç tane durağımız var. Bugün iki duraklı bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. Otobüs yine kalabalık değil maalesef. Şöyle hemen sizlere de rotamızı göstereyim. Daha önce Oberhof'a gelmiştik. Bu virajlı yolları geçmiştik. Sonra bir baktım yol tekrar virajlı devam ediyor. O yüzden buradan kaptırıp gidelim istedim. Garaj buradaymış. Ben garajdan buraya kadar geldim. Şimdi buradan otele uğrayıp oradan şöyle biraz yukarılardan falan giderek Erfurt'a varacağız umarım. İki duraklı bir seferimiz olacak. Kanala ilk defa geliyorsanız abone olarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz tabii ki beğen butonuna da basmayı unutmayın diyelim. Şöyle hemen sileceğimizi bir kademe daha aşağı indiriyoruz. Sinyali kullanamıyorum bu oyunda çünkü sinyal maalesef otomatik atıyor bu Fernbus'ta. Körüğümüzü kaldırmayı unutmayın. Aksı daha yukarı kaldırıp daha aşağıda indirebiliyormuşuz. Ama şu an gerek yok ya o kadar yukarıya kaldırmaya falan. Offroad'a mı gireceğiz oğlum? Evet. Şöyle hemen el frenimizi indirdik ve sinyalimizi verip Bismillah deyip yolumuza çıkıyoruz. Şu şeyi kapatabilirim. Navigasyonu. Ekranımız güzel gözüksün. Kornası böyle bu aracın. Bu arada buradan geri dönmemiz lazım. Böyle saçma bir şey yapmışlar. Yol burada bitiyor yani. Böyle bir U dönüşü atıyorsunuz. Tekrar yola devam ediyorsunuz. Oyuna yeni bir araç geldi bu arada. Yeni bir otobüs. Bugün o yüzden Scania aldım. Normalde Scania'nın bir modeli aslında. Ama Scania lafı geçmeden getirmişler oyuna. Hani lisansla alakalı bir durum mu var? Allah. Dayı durmadı bile valla. Neden öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama. Scania modeli. Yalnız hani alsam mı acaba onu mu çeksem diye düşündüm. Abi 8 dolar ya. Yani bu Steam'in dolara geçme olayı bizi mahvetti. 8 dolar 32 hadi 30 da bile çarpsan 240 lira yapar. Ya bence çok büyük bir para. Sadece bir tane otobüs. Ya bir tane diyorum çünkü bir tek dingil bir çift dingil olarak geliyormuş. Ama aynı otobüs yani. Dolayısıyla hiçbir albenisi yok yani. 8 birim aslında yurt dışında düşündüğünüzde çok büyük gelmeyebilir. 8 lira olsa mesela bize de aynı şekilde. 8 liraymış deyip çoktan almıştım ama yani 32 ile çarpınca maalesef dolar 8 lira olsa hani bir ara öyleydi ya 8 lira 10 lira olsa yine bile 80 lira yapıyor. Bu arada buraya dönmemiz lazım. İlk durağımız burada. Çok yakın. Oberhof'tan otele gidiyoruz. Otel yolcularını bırakacağız yani. Otel. Otel harbi otel. Dur bakayım. Wow. Oo. Bayağı güzel yapmışlar. Otelin önünden böyle döneceğiz. Buradan yolcu da alacağız tabii arkadaşlar. Wow. Bu arada kaplamayı göstermedim galiba. Şöyle göstereyim. Lüks Express kaplamamızla en lüks seyahatler bizimle başlar diyeceğiz arkadaşlar. Evet şöyle iç kameramıza geçelim ve yolcularımızı almaya. Klima çok soğuk mu? Bir dakika dur. Niye öyle bir şey yaptık? Şu aksımızı bir indirelim. Klimayı... Bir dakika ya ben klimayı... Klimayı açmamışım ki. Abicim kusura bakma. Klimayı açmıştım. Kapamış mıyım? Anlamadım. Şöyle hemen kalkalım. Yolcularımızı alalım. Şuradan bir tane açsak yeterli olur. Şimdi buradan artık Erfurt'a gidiyoruz. Hadi abicim, hadi abicim, hadi çabuk çabuk.
Niye bunları seçemiyorum? Ha, bazıları indi. Doğru. Kaç kişi aldık buradan? Bu kadar herhalde. O zaman bir saniye şuradan bakmak istiyorum. Ya 5 kişiyi bıraktık, 7 kişi aldık. Yok, 7 kişiyi bıraktık, 5 kişi aldık. Şu an 11 kişi devam edeceğiz. Ya yine çok az, yine çok az. Ben anlamıyorum. Gerçekte de böyle mi acaba? Gerçekten az kişi mi biniyor yani? Bilemedim. Yurt dışında böyle mi oluyor yani? Niye gidemiyoruz acaba? Çünkü körü kaldırmadık. Herhalde ondan. Evet, ondanmış. Hadi bakalım. Bu oyunda yağmur, kar falan, hani bu tarz hava olayları çok güzel oluyor. O şeyi çok güzel yansıtıyor çünkü bence havasını. O yüzden de seviyorum bu oyunda böyle yağmurlu vesaire oynamayı. Oo, dayı ne yaptın ya? Ödüm koptu var ya. Her şey döküldü diyor, benim burada ödüm kopmuş. Abi adam hiç durmadan basmış yani o arada. Sola baktık, sağa bakayım derken. Neyse, esselamu aleyküm ve rahmetullah oldu. Yapıştırdı yani dayı. Hiç acımadı. Röterlerin herhangi bir sesi yok. Ama çalışıyor. Yani aracı yavaşlatıyor. Hemen yani kendi sesi devreye giriyor ama böyle bir kol sesi yok. Mesela sinyalde var. Bak şu an röterler çalışıyor. Sesi de geliyor. Aracı da bayağı yavaşlattı. Neredeyse durduracak yani şu anda. Ama ne kol hareket ediyor ne bir işte şey var. Tık 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 bir ses var. Yani o benden çıkan bir ses var sadece. Benim koldan. Of of of. Bu ne abi? Bu ne biçim viraj bunlar ya? Sadece bu otobüse özel mi diyeceğim ama bir önceki otobüste de Allah. Röterlerle alakalı böyle Allah Allah çalışmıyor mu falan dediğimi hatırlıyorum. Bir önceki videoda da buna benzer bir şey yaşamıştık diye hatırlıyorum. Nedense oyunda röterler kolunun sesi yok. Röterlerin kendi sesi var da. Yokuş aşağı virajlı yol tehlikeli. Araç çünkü hızlanıyor. Tam böyle hızlanmışken çat diye bir anda viraj gelince kötü oluyor. Bu yolun çıkışı da güzel olabilir. Ama zorlanır mı araç bilemedim. Belki uzun bir araç da yapılabilir. Oo dayı ne yaptın ya? Allah Allah. Adam resmen virajı bizim şeritten aldı. Böyle bir viraj alma yok yani. Bu arada gördüğünüz gibi selektör değil de uzun farlarım çalışıyor. Bu oyunda selektör var mı bilmiyorum. Zaten trafiğin sizi hiç gördüğü yok bu oyunda. Sizinle hiç ilgilenmiyorlar yani. Bu şeyi de çok güzel yapmışlar bu arada. Her şehrin girişinde şehre giren araçların tarafında böyle bir ne derler ona böyle küçük bir viraj yapmışlar diyeyim. Hani tam adını bulamadım. Bence çok mantıklı olmuş yani şehre hızlı girilmemesi adına. Çok mantıklı olmuş. Şehir, kasaba, ilçe, artık köy ne derseniz yani küçük yerlerde bile var. Karşıdan gelen araçların ışıkları bu yandaki demirlere yansıyor. Virajda öyle onları gördüm. Ha dedim araba geliyor.
biz sağdan gidecekmişiz gibi gözük sanki bana. Evet. Oo çok güzel ya. Kırmızıya kalmadık. Bas 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 bas. Çevre yoluna çıkıyoruz. Sinyalin geri dönüşteki yaylanma sesini bile yapmışlar. Ama Rüterdar kolunun sesi yok. Rüterdar kollu olmayabilir mi diyeceğim ama düğmeli Rüterdar var mı ya? Hiç yok herhalde. Oo dayı. Kusura bakma ya. Adamın önüne kırdık resmen. Virajdan çıkar çıkmaz. Neyse ki durdu. Yoldaki yansımalar falan. Özellikle mesela araçların geçmediği yerlerde daha fazla su olduğu için o şerit aralarında yansımalar oluyor. Oo, çarptık mı? Vallahi çarptık gibi ama insanlar fark etmedi mi yoksa... Allah Allah, bir saçmalık oldu. Kamyon yalpaladı çünkü. Mikrofona da vurdum. Sakarlığım üstümde bugün. Aynamız çarptı galiba. Ayna deyince kamyon saçmaladı sanırım. Ya bu sol tarafımda araç varmış. Geçmek bilmedi bir türlü. Tam geçti sandım. Bu arada biz kamyona sanırım dokundurduk yani. Çok emin olmamakla beraber sanırım dokundurduk. Bu işaret ne ya? Bir titremeye başladı direksiyon. Orada yol bozuktu galiba. Of, bu yokuştan aşağı şimdi bu araç geçmiyor değil mi? 100 kaçtı? 102 mi? 103 mü? Şu an kaçta gidiyoruz? Oo 115. Bu oyunda en fazla gördüğüm kilometre 116 arkadaşlar. Şu anda gördüm onu da ilk defa. Ve tarihe not düşelim yani bunu. ...115 gördük. İnanılmaz. İlk defa oluyor. Bir hız sınırı olayı var oyunun. Ama hiç gerçekçi değil yani ya. Niye yapıyorlar bunu anlamıyorum. Ha yaparsın. Kapatılabilecek şekilde yap. İstemeyen kapatsın yani. ETS'de mesela öyle. Orada da normalde oyunu ilk defa açtığınızda 90'a sabit. Yani en maksimum 90 ile gidebiliyorsunuz. Ama ayarlara girdiğiniz zaman hız sabitleyicisini kapatabiliyorsunuz. Yani öyle olması lazım. Sadece işte şeyde harici yükler mi oluyor? World of Trucks'a bağladığınız yüklerde, World of Trucks'a aldığınız yüklerde o 90 hız sınırını kapatamıyorsunuz. Onda sabit. Ama trafik cezaları mesela sabit değil. Abi neden önüme atladın ya? Taksici. Hova. Anormal bir şey oldu orada ama sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Bir takılma oldu. Şimdi buradan bir yerden dönecek miyiz acaba? Erfurt gideceğimiz yer. Erfurt yazıyor mu? Erfurt sağdan. Abi böyle son anda da yazılmaz ki ya. İlk tabelada yazıyor muydu hatırlamıyorum ama ben son anda gördüm. Adamları suçlamayayım hemen. İlk tabelada yazıyorsa o zaman benim suçum. İnanamıyorum. Yeşil yanıyordu ve yeşilde geçtik. Şaka gibi. Bu oyunda pek karşılaştığımız bir şey olmadığı için şaşırdım. Aracımızı dışarıdan da göstereyim yani. Sinyaller çok şey değil ama. Bakın röterde freni de çalıştırıyor. Fren lambaların şeyi güzel. LED'li yapmışlar. LED'li. Çok şık duruyor. Erfurt OST gibi bir şey yazıyordu bu arada. Organize sanayi bölgesi var ya bizde OSB. O geliyor sürekli gördüğümde.
Herhalde şehir merkezi falan gibi bir şey mi? Bilmiyorum. Amca, aa biz de sola dönüyormuşuz. Allah Allah, yine son anda gördüm. Bu haritayı, şeydeki haritayı, navigasyondaki haritayı küçültüp büyütebiliyorduk ama bulamadım onun şeyini. Düğmesini. Hangi düğme olduğunu hatırlamıyorum, hangi klavyede. O yüzden yapamadım bir türlü. Bir tık uzaklaşması lazım, çok yakın. O yüzden son anda görüyoruz her şeyi. Of, uzunları yakınca adam kör oldu. Erfurt'a geldik. Sanki Erfurt'u açmıştık diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyorum demek ki. Çünkü başka bir save dosyam yok oyunda. Tek bir profille oynuyorum. Şu haritayı mı acaba yaklaştırıp uzaklaştırabiliyordum? Tabii benim altımda kalıyor, siz görmüyorsunuz o haritayı. Şöyle kapatayım yine. Döneceksek biz yine kaçıracağız. Vallahi dönüp dönemeyeceğimi görmüyorum ya. Ha, sağa dönecekmişiz, tamam. Yerden böyle toprağın ezilme sesi gibi sesler geliyor, çok güzel ya. Köprü altına girer girmez de silecekler gıcırdamaya başlıyor. Onu da yapmışlar. Buradan sola. Yeşil yanıyor. Koş 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 koş. Ben geçerim. Turuncu da geçtik. Aa, çok enteresan. Her tarafta yeşil yandı bugün bize ya. Milli piyango falan mı oynasam? Ha, burada kırmızıya yakalandık. Hadi bu sefer de duralım bari. Oyunda hiç ışıklara dikkat etmiyorum normalde. Ama bugün oyun bana bayağı iyilik yaptı. Ve yine yeşil yandı gördüğünüz gibi. O yüzden yine geçelim bir an önce. Burada yine kırmızı. Şöyle görebiliyor muyum? Aa, görüyormuşum. Herkese kırmızı yanıyor. Şurada dönüşe... Yani o taraftan gelenleri yandı galiba. Hadi. Bakalım buranın otogarı var mı? Böyle kenarda bırakacak mıyız yoksa yolcuları? Birazdan göreceğiz. Şehri güzel yapmışlar ama otogar koymuşlar mı bilmiyorum. Çok güzel ya fren lambaları. Sanki yaklaştık gibi. Oo, bayağı yolun ortasında bırakıyoruz. Ya hiç bu kadar kötüsünü görmemiştim galiba. Yani sağa falan yanaşıyorduk, en azından bir cep oluyordu. Bunda hiçbir şey yok. Ay, körüyü indir. Bayağı yolun ortasına bıraktık insanları. Ha, şu sileciyi bir kademe düşüreyim ya. Boşuna çalışmasın. Ne oldu? Bavulları vermeden gitmezler normal. Aa! Bu yeni gelmiş. Adamlar olduğu yerde duruyordu. Gitmeye başlamışlar. Güncelleme geliyor arada oyuna. Teyze, direğe çarptın teyze. Bakın gidiyorlar artık. Bagajı olmayanlar hemen gidiyor. Bagajı olanlar bagajı aldığı anda of, aracın göz şeyleri, farları kör etti. Hemen gidiyorlar. Ama bu kadar saçma bir durak hiç olmamıştı galiba ya. İlk defa direkt böyle yolda bıraktık insanları. Bakın trafik var arkamızda. Evet arkadaşlar, şöyle yapayım, böyle geldiğimizi görelim. Hatta ben hiç bu sahneyi normalde göstermiyorum ama
Hadi bugün bunu da görmüş olun. Bakalım kötü bir şey yapmış mıyız? Bir burada hasarlı araç diyor. O vurduğumuzu herhalde oyun algıladı. Bakın onun dışında hiçbir sıkıntımız olmamış. %91 hız limitine de uymuşuz. Bayağı güzel kullanmışım. Normalde burada birkaç tane kırmızı oluyordu ama bu sefer iyi kullanmışım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.